Bugün önemli bir konuğumuzla birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinde Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bizi misafir ediyor. Çok teşekkür ederiz efendim ev sahipliğiniz için. Sağ olun efendim. Ve e, ülkemizin sorunlarını bugün bir saat boyunca e, size soracağım. Evet. Sizden de hızlı ve net yanıtlar rica edeceğim. Peki. Şimdi ülkenin en önemli sorunlarının başında kuşku yok ki e, milletin Geçim sıkıntısı Öyle. geliyor. Maalesef işsizlik zirvede, enflasyon durdurulamıyor. TÜİK'in resmi enflasyonuyla e, piyasanın enflasyonu birbirinden çok farklı. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyorlar ve üzerine bir COVID var ve de başka bir virüs. 20, 128 milyar dolar nerede kampanyanız evet. var. Bunları peş peşe sizden rica edeyim. Nasıl tamam. değerlendireceksiniz? Şimdi önce birinci soru soru. Şimdi Türkiye öyle bir sürecin içinden geçiyor ki burada en büyük tahribat nerede oldu? Devletin yapısında oldu. Devletin kurumlarına vatandaş güvenmemeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamını açıklıyor. Vatandaş pazara gidiyor. Açıklanan rakamla pazar farklı. Sonuçta parayı veren vatandaş ürünü alan da vatandaş, mutfağa getiren de vatandaş, hayatın acımasızlığıyla karşılaşan vatandaş ama TÜİK diyor ki hayır diyor sen onu görme diyor. Öyle bir şey yok diyor. Çok daha düşük bir enflasyon var diyor. Buna rağmen, buna rağmen bakın 5.4. Memura kaç verdiler? 3 verdiler. Üç. Enflasyon şu anda enflasyonun altında. Aldığı zam. Emekli. Aynı şekilde. Tabii. Emekli. 1500 lira verilmesi gerekirdi emekliye. Efendim 80 lira vereceklermiş de. İşte Erdoğan lütfetmiş de bunu yüze çıkarmış. Ya 20 lira lütuf parası olarak kabul edilir mi Allah aşkına ya? Ya emekliyle dalga geçmek demektir bu. 2018'de 1000 lira yapacaksın. Gelecek 2021 yılına 1100 lira yapacaksın. E ne, ne oldu enflasyon? Emekliye göre yani Sarayın bakışından emeklinin hiç enflasyonu yok. Emekli tam tersine durumu çok iyi. Parlak çünkü bir ara şunu söylemişti Erdoğan. Emekli en iyi dönemini yaşıyor bizim iktidarımızda. En iyi dönemini yaşıyor diye. Ya. Hangi dönemi yaşıyor? Nasıl yaşıyor? Kendisini e, baz alıyor herhalde emekli kendisi. Kendisi de emekli aynı zamanda. Ama orada. %27 sarayın bütçesinde sadece 2021 bütçesinde %27 artış yaptı. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bakın devletin kurumları güvenilmez hale geldi. En büyük tahribat orada. Yargıya güveniyor musunuz? Yargıya kimse güvenmiyor. Çünkü adalet dağıtmıyor diyor. TÜİK'e güveniyor musunuz? Hayır diyoruz ki bu enflasyon rakamları doğru değil. Mümkün değil böyle olmaz. Parlamentoya güveniyor musunuz? Parlamentoda milletin iradesi gerçekten yansıyor mu parlamentoya? Yansımıyor. Ne yapılıyor parlamentoda? Saraydan bir talimat geliyor. AK Parti ve MHP milletvekillerini el kaldırıp indiriyorlar. O kadar o kadar yanlışlar yapıyor devlet tahrip ettiler ki kanun çıkarmasını dahi unuttular. Çek kanunu. Bir gecede oturdular çek kanunu getirdiler verdiler e, milletvekiline eline şunu, şunu imzalayın. Ya burada yanlışlık var dedik. Hayır efendim tek satırını değiştiremeyiz. Neden? Talimat gelmiş. Sonra ne oldu? Bir baktılar ki kanun yanlış çıktı. Hayat duruyor. E nasıl düzelteceğiz? Yeni bir kanun gelmesi lazım. Yeniden görüşülmesi lazım. E resmi gazetede o hayatı, ekonomiyi kilitleyen kanun yayınlandı. Genelgeyle olayı düzeltmeye çalıştılar. Genelgeyle. Yasayı genelgeyle. Yasayı genelgeyle düzeltiyorlar. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nde yasayı sözleşme kararla kaldırdılar. Evet, Cumhurbaşkanlığı Tabii, kararıyla kaldı. Yani devlet kanunla değil, yasalarla değil, hukukun üstünlüğüne göre değil, genelgelerle yönetilmeye başlandı. Böyle bir yapı. Yargı tahrip edildi. Düşünebiliyor musunuz Orhan Bey? En üst yargı dediğimiz Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ne siz hülleyle hakim tayin ederseniz bir tek yargıtay kararının altında dahi imzası olmayan bir kişiyi yıldırım hızıyla yargıtaydan geçirip Anayasa Mahkemesi'ne üye yaparsanız oraya kimse güvenmez. Çünkü o yıldırım hızıyla oraya giden kişi vicdanına ve hukukun üstünlüğüne göre değil. Kime göre karar verecek? Saraydan gelen talimata yani göre. Yani siyasi verecek. karar vermeyecek. Hukuki değil. Yok evet. efendim. Hukuki değil, vicdani değil, hiçbir şey değil. Ama diyecek ki ya Erdoğan bunu istiyor. O zaman ben de o çerçevede karar vereyim diyecek. Yani iradesi iradesi olmayan kişinin hukukun üstünlüğü kavramını özümsemeyen kişinin anayasa mahkemesine üye olarak atarması yargıya olan güveni temelden sarsıyor. Evet. Efendim e, tabii bugün önemli bir açıklama var. MHP lideri e, Devlet Bahçeli evet. 100. yılda 100 maddelik anayasa diye bir metin evet. e, hazırlandığını ve e, büyük ortağı ya da e, eş başkanı Erdoğan'a takdim evet. edeceğini söyledi. Bu konuda görüşünüzü alacağım ama anayasa mahkemesi dediğiniz için ben merak ediyorum. Çünkü Sayın Bahçeli Anayasa Mahkemesi kapatılsın dedi. O halde Anayasa'da yer almayacak Anayasa Mahkemesi. Daha henüz Muhtemelen. Metni. Belli değil ama herhalde onu <laughs> da kaldıracak metni Anayasa. Betini görmedik ama herhalde mahkemesini Anayasa mahkemesini kaldıracaklar herhalde. Yani belki yargıtayı falan da kaldırır. Yani. Evet Bilmiyorum zaten gerek de yok. Gerek yok. Zaten Bilmiyorum. kararı saray veriyor. Evet. Diğeri usulen onaylıyor zaten. Dolayısıyla böyle bir yapı oluştu. Ee, anayasa Mahkemesi belki yaptığı yüz maddelik... Ee, anayasa değişikliğinde belki kaldırmış olabilir. Olabilir. Da. Bilmiyorum. Koyarsa yani. da çelişki olur. Orhan Bey bunların hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Ne diyor Sayın Bahçeli? Efendim diyor işte bu tek kişilik hükümet yönetimini o kavram Mehmet Uçum'a aittir Cumhurbaşkanı danışmanı. Tek kişilik hükümet yönetimini tahkim edip etmemiz lazım diyor. Zaten daha ne kadar tahkim edeceksin? Ya hakim tayin ediyorsunuz. Gen istediğiniz genel yeylak, istediğiniz kanunu değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz uluslararası sözleşmeyi bir tek şeyle imzayla yürürlükten kaldırabiliyorsunuz. Efendim bütün memurların sicil amirliğini zaten verdiniz oraya. Ya vermediğiniz ne kaldı ben merak ediyorum. Belki şöyle herhalde parti kapatma ve parti kurma yetkisi de Erdoğan'a verilmiştir. Herhalde öyle bir düzenleme var bu yüz maddenin içinde. Böylece tahkim edecekler orayı. Tamamen gündem değiştirmeye yönelik. Tamamen. Türkiye'nin gündemi mutfaktır. Evet, Mutfak. zaten öyle gündemi, başladık ona. Tabii, Türkiye'nin gündemi ekonomidir. Eğer insanlar intihar ediyorsa, <laughs> insan çay ocağında tuttu ya, Tezgah adam sokağa attı, daha ne yapsın bu adamcağız? Şöyle bir tablo yaşıyoruz. Derin bir yoksulluk var sıradan bir yoksulluk değil, derin bir yoksulluk var. Yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Milyonlarca aile geçinemiyor. Ve bu perişanlık devam ediyor. Tam tersine bir de artıyor. Bunu ben söylemiyorum. Hayata gidip baktığınız zaman, alanı gözlemlediğiniz zaman zaten görüyorsunuz. Artı sadece biz görmüyoruz. Dünya da görüyor bunu. En son Dünya Bankası'nın yanlış hatırlamıyorsam bir raporu çıktı. E, Türkiye'de yoksulluğun giderek arttığını zaten ifade etti. Esnaf perişan vaziyette. Esnafı perişan ettiler bunlar. Rahmetli Özal ne derdi esnaf için? Orta direk derdi. Devletin direğidir derdi o esnaf. Esnaf doğru. kanaatkardır. Esnaf çalışkandır. Esnaf devlete yük olmaz. Esnaf vergisini öder. Şimdi esnafı tamamen bitirdiler ve ondan sonra da yoksulluğa mahkum ettiler. Dükkanı kapat dediler. İyi de nasıl geçinecek? Bunun cevabını veremediler. Efendim yani dünyada örneği herhalde yoktur. Yani benim gerçekten içim cız etti. Ekmek teknesi denir. Hani ufacık öyle, bir çay ocağını, öyle. ekmek teknesinin içinde intihar etti vatandaş. Öyle. Yani e, gerçekten insanın elinden bir şey gelmiyor ama ee, önlem alın, hani destek verin dediğimiz zaman da para yok, 128 milyar dolar nerede deniyor? Sonra 140'a çıktı, 165'e çıktı. Ben yani rakam e, giderek arttı, kendi ifadeleriyle arttı. Orhan Bey para yoku kabul etmiyor. Para var, ama adamına göre var. Esnafa gelince yok, emekliye gelince yok, memura gelince yok, esnafa gelince yok. Bunlara yok zaten. Para yok diyorlar. Peki. Ben merak ediyorum. İstanbul Havaalanı işletmecilerine bu pandemi döneminde sağlanan kıyak ne kadar? 21 milyar lira. 21 milyar lira. Dönüyorum otoyol işletmelerine garanti ödemeleri 10 milyar lira. Dönüyorum şehir hastanelerine 17 milyar 600 milyon lira. Dönüyorum bazı elektrik şirketlerine 3 milyar lira. Yandaş elektrik dağıtım şirketlerine 2 milyar lira. Dijitür katalı vatandaşa sağlanan imkan 900 milyon lira. Hepsini topla 54 milyar lira. Para var ama Sayı kaçı? Ediyor. Bakın 54 milyar lira kime verildi? Kaç kişiye verildi? 50'yi geçmez. 83 milyondan 50 kişiye sağlanan avantaj 54 milyar 600 milyon lira. Peki milyonlarca esnaf? ne verildi? Vallahi para efendim, var. Adamına göre para, para var. var. Yandaşa göre para var. Sarayın beslemesiyseniz gak dediniz ya veriyor, gok deyince veriyor. Her şeyi veriyor. Vergi indirimleri var. Ve, Onlar da var galiba listenize vergi indirimleri sağlanıyor. 53 5 e, evet. ayrı e, nedenin müteahhit için 50 küsur e, kere vergi indirimi çıkartıldı. Şey var ya e, ticaret bakanı onun evet. şirketine şirketine sağlanan gümrük ayrıcalığı. Evet. Tabii. Yani Ticaret Bakanı Düşünün. da ticareti yanlış anlamış. Bakan olunca kendi şirketiyle ticareti evet, öyle zaten. Öyle mi zannediyor? Öyle zaten. Buraya bakın daha bakan olmadan önce bu kişinin Sayın Emine Erdoğan'ın adını kullanarak bazı çıkar sağladığına dair duyumlar iletiliyor zaten. Evet. Bürokrasiye iletiliyor, bürokrasi bunu söylüyor. Ama siz onu getiriyorsunuz, bakan yapıyorsunuz. Normalde onu bakan yapanın o görevde oturmaması lazım. Çünkü onu bakan yaptığınız andan itibaren, onun sizin eşinizin adını kullanarak, istismar ederek kendisine çıkar sağladığını kabul ediyorsunuz. Yap diyorsunuz, devam et diyorsunuz. O da devam etti. Önce şirketin avantaj sağladı. Sonra tuttu kendi şirketinden kendi bakanlığına şey aldı, dezenfektan aldı. Üstelik bir açıklama yaptı. Efendim çok ucuzu aldık. Bir baktık ki çok daha pahalıya almış. Evet. Sonra bakan olarak bir yer tuttular bunu. Bilmem kaç milyon liralık şey bin liralık şey yaptı. Evini tamir etti. Evet. Onu da devlet öderim. Yani e, devlet, tüccar bakanlar çıktı efendim devlet bu. Devlet yönetilmiyor. Bir daha söyleyeyim. Orhan Bey Devlet bizim anladığımız anlamda yönetilmiyor. Devlet aklını iflas ettirdiler. Devlet aklı denen Çok bir şey vardır. bu söylediği. Devletin, devletin ülkenin bekası için devlet aklı dediğimiz bir kavram vardır. Liyakatli insanlar otururlar, ülkenin çıkarlarını düşünürler, ahlakı düşünürler, erdemi düşünürler, bilgiyi düşünürler, dünyayı gözlerler. Ona göre karar verirler. Biz buna devlet aklı deriz. Devlet aklını iflas ettirdiler. Yok öyle bir şey. Bir kişinin aklı var. Erdoğan. Ne varsa onda? Evet ama işte tek adam rejimi deyince de kızıyorlar. Hoş Mehmet Uçum kendisi de benzer bir cümleyle ifade etti. Tek kişinin et, hükümet diyor. Evet. Tek Bakanlar zaten bizim anladığımız anlamda bakan değil. Siz kaç yıllık gazetecisiniz. Eskiden bakan dediğiniz kişiler farklıydı. Bunlar teknisyen pozisyonunda. Evet. Gitmiş, aramış, bulmuş yani. Demiş ki okul işinden kim anlar? Bir okul sahibini bulayım, getirip Milli Eğitim Bakanı yapayım. Ticaret işinden kim anlar? Malı götürür. E, oradan da bir tane adam bulup getireyim. Böyle devşirme yolu. Sağlık Bakanı nerede? Hastanesi var. var. E, onu da getirip Sağlık Bakanı yapayım. Dolayısıyla devleti bir aile şirketi gibi yönetmeye kalktılar. O nedenle devlet aklı yok oldu. O nedenle zaten sorun çıkmaya başladı. Devleti şirket gibi yönetemezsiniz. Devlet ayrı şeydir, şirket ayrı şeydir. Kaldı ki öyle bir noktaya getirdiler ki şirket bile basiretle iş adamı gibi davranmak zorundadır şirketin sahibi. Türk Ticaret Kanunu yazar. Basiretle iş adamı gibi davranmak zorundadır diye. Bunlar da basiretle bitti. O nedenle devlet aklını sıfırladılar diyorum. Bakın öyle bir noktaya geldi ki kim Dışişleri Bakanı? Çavuşoğlu mu? Milli Savunma Bakanı mı? Veya Fahrettin Altun mu? Veya İbrahim Kalın mı? Dış politikayı kim veriliyor? Kim? Kim söylüyor? Vallahi Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Mesela Mısır konusu madem dış politika evet. dediniz Mısır konusu var. E, Sisi diye biliyorsunuz e, darbeci Sisi diye evet. Hatta çok iyi bir cümle var e, Hazırlamıştım ben Hı. bu Mısır'la yeniden görüşmeler başlayınca evet. e, Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması var sosyal medyadan Diyor ki Türkiye'deki darbeciler, darbelerin destekçisi Esad'ın yakın dostu CHP'nin Şimdi de Mısır'da Sisi ve darbecilere koşmasına şaşırmıyoruz <laughs> ben Hangi tarihte o e, Çavuşoğlu'nun tweeti ee, galiba Evet e, 3 Eylül 2013 2013'te Bakın öngörüye bakın 2013'te diyorum ki Mısır'la kavga etmeyin Suriye'nin iç işlerine girmeyin Arap dünyasıyla barışık olun Türkiye'nin çıkarları Bütün komşularımızla barışık olmamıza bağlıdır Türkiye çünkü güçlü bir ülkedir Ve Türkiye Bütün komşuların bize imrenerek baktığı bir ülkedir. Dolayısıyla biz bu pozisyonumuzu koru, koruyalım. iç işlerine karışmayalım. Ne yaptılar? Ben o dönem bunu söylediğimde beni darbeci olarak suçladılar. İşte Sisi'ye yardım ediyor galiba değil evet, mi? Evet Öyle. tabii. O tür yani suçlamalar yapıldı. Darbeci yapıyorlar. Dese kişi Şimdi ilan ne ettiler yapıyorlar? sizi. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu görüşüyor. Tabii. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Yalvarıyorlar. Aman bizimle barışın diyorlar. E peki kardeşim ben söylediğim zaman beni niye suçluyorsunuz? 8 sene önce niye yapmadınız? 27 buçuk yılını devlete veren bir kişi olarak devletin ne olduğunu biliyorum. Devlette insanların nasıl davranması gerektiğini biliyorum. Siz devlette liyakati yok ederseniz, rüşvet alan adamı büyük elçi tayin ederseniz devlet aklını yok edersiniz. Rüşvet alandan büyük elçi bana dünyada bir örnek gösterin. Bir örnek yani otoriter rejimlerle yönetilen ülke de dahil olmak üzere. Hitler döneminin Almanya'sını da düşünün. Ya rüşvet alandan büyük elçi atandır mı ya? Atadılar. Bir değil, iki kişi atadılar. Büyük elçi olmak kolay mı? Zordur büyük elçi olmak. Bir sefer Büyük sınavlar, zor sınavları vereceksiniz, kazanacaksınız, iyi yabancı dil bileceksiniz. Efendim dünyanın değişik ülkelerinde çalışacaksınız, siyaseti bileceksiniz. Her şeyi bileceksiniz ki büyük elçi o da her büyük elçi de belli yerlere atanmaz. Ne yaptılar bunlar? Büyük elçi nerede? Eski milletvekili varsa tapon mallar diyorum ben onlara. Hepsini büyük elçi tayin ettiler. Eski milletvekili. Aman devaya gitmesin. Aman gelecek partisine gitmesin. Aman bunlara bir taht verelim, bir post verelim. E, maaş alıyorlar yetmiyor. İkinci maaş, üçüncü maaş verelim. E, bütün harcamalarını da zaten devlet karşılıyor. Bunlar orada otururlar. Türkiye'nin itibarı ne itibarı? Saray itibarı diye ne görüyor? Ne kadar çok israf yaparsan itibarım o kadar artar diyor. Halpî ne kadar çok israf yaptığında dünya ona gülüyor. Dünya Peki ona efendim işimiz sıkıntılar o kadar büyük. Hı. Gerçekten e, vatandaşın da bir beklentisi var. Yani e, erken seçim mi olur, zamanında seçim mi olur, yeni bir yönetim beklentisi var. Evet. Bu sorunları çözebilecek e, bugün Türkiye'nin ikinci büyük partisi Cumhuriyet Halk evet. Partisi. E, yapılan anketler iyi partinin yükseldiğini evet. gösteriyor. Ve ortada az önce çok detaylı anlattınız bir rejim sıkıntısı var. Yani evet. tek adam rejimi evet. Türkiye'nin sıkıntılarını 2018'den bu yana çözmek bir yana ağırlaştırmaya başladı. Evet ve devam ediyor. Şu, devam ediyor evet. ağırlaştırmaya ve 2023'e kadar da e, bir e, sürpriz olmazsa Sayın Bahçeli bir çıkış yapmazsa e, zamanında seçim olacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı hazır mı gençler için? Emekler için, az önce saydınız esnaf evet. için, tüccar için neler hedefliyorsunuz? Ve özellikle bu yeni anayasa çerçevesinde siz e, dem güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimi evet. savunuyorsunuz. Ve sizin evet. gibi düşünen birçok muhalefet partisi var. Böyle. Siz onlara dostlarım diyorsunuz. Millet, Millet İttifakı'nın içinde ve dışında. Dışında olanlar var. Dolayısıyla e, nasıl adım atacaksınız? Herkes bunu merak ediyor. Tabii bunun arkasından Cumhurbaşkanlığı'nı soracağım. Evet, e, çünkü evet. orada önemli bir yarış sahnelenecek. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir iktidar e, vaat ediyorsunuz vatandaşlar? Şimdi önce şunu vaat ediyoruz. <laughs> Parlamentoya sevk edeceğimiz bir numaralı kanun, ilk kanun siyasi ahlak kanunu olacak. Siyaseti kirlilikten arındıracağız. Öyle ihale takipçisi, rüşvetçisi, bilmem nesini falan... Ya milletin vekili olur mu? İhale takipçisi milletin vekili. Nasıl milletin vekili? Cebini dolduruyor, vatandaşın cebi boş. Bunu temizleyeceğiz. İki, çok süratle yaraların sarılması lazım. Süratli bir şekilde. İlk bir haftada bakın, ilk bir haftada çiftçilerin tarım krediden veya bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Ana parayı taksite bağlayacağız. Çiftçi bir sefer rahatlayacak. Ödenebilir bir Takvim mi olacak tabii oturup konuşacağız onlarla <laughs> ne kadar sürede ödersin bunu bunu yapacağız onu esnafın gerek esnaf kefalet kooperatiflerinden gerek bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız esnafa da çağıracağız diyeceğiz ki kardeşim kaç taksitte ödersin bunu makul bir süre içinde onu da yapacağız sonra fakir ailelerin çocukları kredi alıp üniversiteye okuyorlardı Burs alıyorlar devletten. Burs, alıyorlar. Evet. Burs değil kredi. Yani borç alıyordu. Devlet Tabii. sana borç vereceğim, evet. oku diyordu. Üniversitede mezun oldu, iş yok. Şimdi haciz uyguluyorsunuz. Onları da telafi edeceğiz tamam. Böyle haciz, maciz falan. İşi vereceksin, ondan sonra parayı istersin ve faizsiz olacak bu da. Bunu da yapacağız. Öğrenci kredilerinde de faiz e, Faiz olmadı. olmayacak. Bunu da faizsiz <laughs> yapacağız. İş olduktan sonra ancak parayı Belli taksitler içinde ödeyecek. İş yoksa ne, nereden alacaksın? Gidip babasının mal varlığını haciz uyguluyorlar. Hmm. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Buna benzer Süleyman Şah Türbesi'ni götüreceğiz. Gene Süleyman Şah Türbesi'ni kendi vatan toprağımıza, bayrağımızı dikeceğiz oraya. Süleyman Şah kendi toprağında ve bayrağımızın altında ve orada yatacak. Biz bunlara... Geçmediğimiz yine, köprüler, kullanmadığımız havaalanları var. Mesafiyon, karısar, uçak havaalanları... Onları tamamen Kamulaştıracağız. Nedir bugünden amacınız? Bunun amacımız ki? şu, benim torunumu, sizin torununuzu, vatandaşın torununu, hatta yeni doğum daha doğmamış olanların sırtına yük bindi bunlar. Sırtına yük olarak binecek daha doğrusu. Ya gelecek kuşakları biz borçlandırabilir miyiz? Bizim onlara daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmamız lazım. Dolayısıyla bunları kamulaştıracağız. Ama nasıl? Böyle intikam duygusuyla falan değil yani. Önce maliyetlerini çıkaracağız. Kardeşim kaç emal etti? Üstüne makul bir kar koyacağız. Al paranı kardeşim. Bundan sonra bu devlete aittir. Güle güle, bana da güle güle. Bu işi bitireceğiz. Ben. Bugüne kadar olduğu gibi devlet kendisi işletecek otoyolları. Tabii. Gelirleri de devlete Aynen. gelecek. Her şey devlete ait olacak. Böylece devlet cebinden parayı götürüp onlara tüy bitmemiş yetimin hakkını vermeyecek. Ya kütahya havaalanı. Diyelim ki 50 milyon dolara yapılması gereken 200 milyon dolar para ödüyorsunuz ya. Ya yazıktır, günahtır ya. ya bunlarda vicdan yok mu, ahlak yok mu ya? Gerçekten akıl alacak şey değil ya. Bunların hepsini düzelteceğiz. Bakın bu yapacağımız. Başka neler yapacağız? Elbette ki. işsizlik gençler ve işsizlik efendim. Evet. Özellikle onları İşsizlikle duymak ilgili istiyorlar. Bakın şimdi Orhan Bey, ben doğruları konuşmayı... İlkeye denen bir siyasetçiyim. Ben desem ki biz iktidara geldiğimizde efendim işte az önce faizleri nasıl sileceğimizi falan anlattım. Bir hafta içinde efendim işsizliği de üç günde, beş günde, bir yılda çözeriz dersem doğruyu söylememiş olurum. İşsizlik sorunu çözmek ayrı bir şey. Onun için ekonomiyi yeniden yapılandırmanız ve bütün var olan kaynakları, üretime yönlendirmeniz lazım. Yani Türkiye üretmesi lazım. istihdam yaratması lazım. Bu çerçevede yeri geldiğinde önemli projelerimiz var. Onu hayata geçireceğiz. Şimdi söylemeyeyim ama bizim Merkez Türkiye projesini çok daha evet. mükemmel hale getiriyoruz. Ayrıca Merkez Türkiye projesinin uygulanabilir olduğuna dair uluslararası kuruluşlardan da referans alacağız. Yani böyle kafadan atılan bir proje değil yani. O proje çok sayıda kişi istihdam için de çok önemli. Tabii çok sayıda. sayıda kişiye istihdam. Evet. Sadece o proje 2 milyon üstünde istihdam sağlayacak. Artı şu anda devletin boş olan kadroları var. Onları süratle dolduracağız. Sağlık. Korona var. Hemşire ihtiyaç var. Hemşire kadroları boş. Almıyorlar. Öğretmen sadece sayışta 138 bin öğretmen kadrosu ihtiyacı var diyor. Evet. E dışarıda da atama bekleyen öğretmen var. Yap kardeşim hemen bunları. Buna benzer boş kadrolar var, engelli kadroları var. Devlet söz vermiş engelli diyor ki devlet kadrolarının şu kadar yüzde üçü engelli olması lazım. Binlerce, on binlerce engelli kadrosu şu anda boş. Bunların hepsini dolduracağız. Efendim şöyle bir Rahat baktım. Rahatlatacağız toplumu yani. Ee, teşvikler uygulanmıyor. Bir ara biliyorsunuz devlet verdiği teşviklerle evet. e, özel sektör yatırımlarını evet. yönlendiriyordu. Özellikle doğuya, güneydoğuya. Son yıllarda teşvikin tesi kalmadı. E, yatırımcılara eee önünü açmak için neler düşünüyorsunuz? Orhan Bey şu anda istediğiniz teşviği verin gene yatırım gitmez. Niçin? Çünkü kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hangi sanayici yarın doların kaç olacağını biliyor? Bence iktidar kimin, da bilmiyor. Kimin can ve mal güvenliği var? Her an gelip birisi sizin mal varlığınızı el koyabilir. Bir kişinin kararına bağlı. Mahkemeye başvursanız mahkeme de oraya bağlı. Adalet yok. Eğer siz demokrasiyi tam şekillendirmezseniz, demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla uygulamaya koymazsanız can ve mal güvenliği yok demektir. Ne yerli sermaye ne yabancı sermaye gelip yatırım yapmaz. Evet. Nitekim Türkiye'de bakın yatırımlar duruyor hepsi. Bizim iş adamlar nereye yatırım yapıyor? Romanya'ya, Bulgaristan'a, Bosna her şey. Herkes oraya gidiyor. Sayın Organize, organize sanayi bir bölgesi açıklaması bile... Vardı. 200 milyar dolar yurt dışına giden yatırımlar. Evet. Diye Sayın Kuşoğlu'nun bir açıklaması Böyle, var. Mi? Herkes oraya gidiyor. Evet. 128 milyar dolar ne oldu? Bu soruyu sormak Cumhurbaşkanı'na hakaret sayıldı. Ya, evet. akıl alacak şey değil yani. Neden? Hesabını veremiyorlar. Nereye gitti bu para ya? Kim aldı bu parayı? Hangi kur üzerinden verdiniz? Eskiden Merkez Bankası ihale yapardı. Kuruluşlar girerdi ihaleye. Merkez Bankası satardı. Merkez Bankası dövizi sabit tutmak, dövizi yükseltmek, düşürmek gibi bir politikası yoktur zaten. Ana politikası enflasyondur. Enflasyonla mücadeledir. Siz Merkez Bankası'nın yapacağı bir işi kanuna göre, Merkez Bankası'nın yetkisinde olan bir işi bir protokolle Hazine ve Maliye Bakanı'na veriyorsunuz. Kanunla yetki Genelge ile kanunu değiştiriyorlar. Bir protokolle de Merkez Bankası kanunu işlemez hale getiriyorlar. Bu hukuk devleti midir? Nasıl ya, bir hukuk devletidir? Evet, yani çok eleştirilen konu ama bir de şöyle boyutuyla bakmak lazım. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter rejim istiyorsunuz. AKP yeni anayasa dedi Recep Tayyip Erdoğan. Evet. MHP yeni anayasayı açıkladı. Şimdi Devlet Bahçeli'nin o açıklamalarını evet. nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani 100 madde diyor ve özellikle şu vurgu var. Milliyetçilik ve Türklük vurgusu var. AKP onlara biliyorsunuz vaktiyle çok karışık öyle açıklamaları var. Milliyetçiliği her türlü milliyetçiliği ayaklarımın <laughs> altına aldım <laughs> evet. diye söylüyordu. Şimdi söyleyemez ama. Çünkü Bahçeli'ye mahkum durumda. O zaman atıp tutuyordu. Şimdi öyle bir lafın lafın Mesini bile söyleyemez. Yani eş başkanlık bakın, oldu zaten. Bakın, Öyle bir durum var şu anda. Devlet yönetiminde tutarlılık esastır. İlkeleriniz vardır sizin. Hukuka dayanan ilkeleriniz vardır. Eğer siz ilkelerinizi kaybetmişseniz zaten topluma güven veremezsiniz. Dün söylediğinizin bugün 180 derece tersini söylüyorsanız yanlıştır. Ben eskiden de Mısır'la gidin kardeşim barışın diyordum. Bugün de söylüyorum. Suriye'yle de söylüyorum. Bugün de söylüyorum. Dün karşı çıkıyorlardı, eleştiriyorlardı. Esad'a eset dediler. Şimdi efendim aşağıdan görüşüyoruz. Görüşmeler sürüyor. Yakında göreceksiniz gene Esad olacak. Doğru. Bunlar devleti yönetmesini bilmiyor. Devleti yönetemiyorlar. Devleti bilmiyorlar. Devleti tanımıyorlar. Devleti kendi şahsi mal varlıklarını, kendi şahsi çıkarlarını koruyan bir organ olarak görüyorlar. Ben devletim diyor. Ne demek devlet? Benim devlet diyor. Sayın Bahçeli'nin teklifine e, yanıt vermediniz yani anayasa önerisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilmediğim anayasa önerisi için ne söyleyeceğim? Zaten diyor ki tek adam rejimini tahkim etmemiz lazım. Evet. E, ta, ne ile tahkim edecek? Ben de merak ediyorum. Ne ile tahkim edecek yani? Efendim işte herhalde diyecek ki anayasa mahkemesinde kaldırıyoruz. Böylece er, Sayın Erdoğan çok rahat edecek. Bir daha anayasa mahkemesi diye bir şey olmayacak. Belki büyük bir ihtimalle şunu da yapabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de Türkiye'nin çıkması gerektiğini önerebiliriz. Çünkü sonuçta Anayasa Mahkemesi olmayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gidilecek. Oradan da vazgeçelim. O da diyecekler. sözleşme onu da kaldırdığı için tabii gidecek bizim ya. Avrupa Parlamentosundan da çıkalım, komisyonlarından da çıkalım. Bunları da herhalde büyük bir ihtimalle teklif edecek. E ne olacak peki sonunda? Bahçeli kendi ülkesinde yalnız kalacak. Değerli yalnızlık. Dünyadan kopmuş yalnız bir insan. Bunlar tamamen gündem değiştirmeye yönelik. Bunların hiçbirisine itibar etmemek gerekiyor. Itibar edilmesi gerekiyor. Yani açlığı, gibi. fakirliği, işsizliği, enflasyonu Kapatma, unutturmak götürmek. için. Aynen. Gündem değiştiriyor. Bunların hiçbirisine itibar etmemek lazım. Türkiye'nin sorunlarına bizim odaklanmamız lazım bizim ve Millet İttifakını oluşturan partilerin artı kurulan iki yeni parti daha var. İşte Deva Partisi, Gelecek Partisi. Hep beraber güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ediyoruz. Türkiye'nin çıkarlarından söz ediyoruz. Türkiye'nin hızla büyümesi, hızla sorunlarını aşmasından söz ediyoruz. Biz bu alana kilitlenmiş vaziyetteyiz. Onlar başka bir alan. Onlar kendi alemlerinde de, kendi dünyaları var onların. Saray ayrı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrı bakın. Sarayın hukuku ayrı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuku ayrı, sarayın kuralları ayrı, vatandaşın kuralı ayrı, sarayı bir eli yağda bir eli balda ve beslemeleriyle beraber milyarları kazanıyorlar, milyar dolarları kazanıyorlar. E buyurun aşağıya bakın, yoksulluk diz boyu. Daha acı olanı ne biliyor musunuz? Daha acı olanı şu, bir devleti yöneten en tepedeki kişi, bir egemen devletin lideri tarafından bak beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım dediği andan itibaren eğer o kişi sesini çıkarmıyorsa ağzını fermuarla kapatıyorsa onun bu ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur. Ve o kişi Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir milli güvenlik sorunu olmaya başlamıştır artık. Sayın Erdoğan'dan bahsediyor. E başka kim olabilir? Benim mal varlığımı araştırsınlar. Bana bu soru ben bu soruya muhatap olsaydım şunu söylerdim. Araştırmazsanız namerdim. Verilmeyecek tek kuruşun hesabı verilmeyecek tek kuruş hesabım bile yoktu. Her şeyin hesabını verir. Diyemedi. Söyleyemedi. Konuşamadı. Evet şimdi e, Amerika'nın yeni başkanı da sözde Ermeni soykırımını evet. tanıyan açıklamalar yaptı. <laughs> Ve Ben Haziran ayında notaya gittiğimde eksi görüşler telefonla evet. Orada herhalde yüzüne de söylemiş Gelen bilgiler öyle Ben bunun kulisini de yazdım hı hı. Ve Haziran ayında sunum yapacağım Diyor Sayın Cumhurbaşkanı Tabi Atalı'nın Üsküdar'a geçti Ermeni'nin soykırımını 31. ülke olarak Amerika kabul etti evet. Şimdi Bu konuda Türkiye'nin Atması gereken adım nedir Yani Biden şu anda Erdoğan'la Trump döneminde olduğu gibi iyi bir diyalog kurmuyor. Hoş iyi diyalogtan kasıt da Trump döneminde araları çok iyiydi. Evet. Tabii, çok Dostum iyiydi yani. Trump diyordu Tabii. ama işte o aptal olma ifadelerini Tabii. kullanan Öyle. mektuba da Öyle. onu da götürüp cevabını takdim ederek diye kendisi verdi. Cevap yok. O cevap açıklanmadı Sözde takdim de mektubu etti. mektubu verdi. Evet. İade etti. Evet. Orada da kocaman bir soru işareti var. Var, doğru. Tabii. Orada da kocaman. Çünkü o mektup artık dışların arşivine girdi. Siz arşivden bir mektup alıp götüremezsiniz. Kaldı ki sadece bizim arşive değil. Dünyadaki bütün devletlerin, dışları bakanlıklarının bilgisine ve arşivine girdi. Yani diplomatik açıdan büyük bir skandal tabii, tabii bu. Tabii. Şimdi bu açıdan Türkiye'nin dış politikasına bakıldığında Avrupa Birliği üyeliği neredeyse AK Parti döneminde hayal oldu, evet. vaatti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3Y hedefi vardı. Yolsulluk, yoksulluk. İşte, ee, Orhan Bey şu anda... Bunların hepsi hayal oldu. AK Parti diye bir parti yok aslında. Bir kişi var. Erdoğan gittiği andan itibaren parti de bitiyor zaten. İkinci adam var mı partinin? Üçüncü adam mı var mı partinin? Kim kalkıp konuşabilir? Zaten demokrasiye yapılan en büyük ihanet bir partinin her şeyi bana bağlıdır. Ben yaparım. Ben gidersem parti biter. Öyle oluyor. Parti... Bekir Bozdağ öyle demişti Tayyip'in partisi demişti biliyorsunuz. Öyle. Evet. Doğruyu yani söylüyor o yani. Itiraf o giderse her şey bitiyor zaten. Öyle bir noktaya geldi ki partinin içinde düşünen insan kalmadı. Yani sarayda bir danışmanlık ordusu oldu ve milletvekillerinden de bundan bir rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Kulislerde anlatılıyor. Peki Cumhurbaşkanı Ak Parti'nin içinde ciddi bir rahatsızlık var. Orada çok saygıdeğer insanlar da var. Bakın bunu da ifade edin. Saygıdeğer insanlar da var. Fakat bir parti disiplini dolayısıyla seslerini pek çıkarmıyorlar. Ama kapalı kapılar ardında en sert eleştirilerini yapıyorlar bunlar. Ama bunların en büyük sorunu gelen her şeyi sorgulamadan el kaldırıp indirmeleridir. Yanlışlık da buradan başlıyor zaten. Şahber Kobal vardı, evet, başbakanlık. başbakanlık, kanun, kararlar, genel müdürüydü. Bir kanun bakanlar kuruluna girmeden önce son olarak orada bütün ayrıntılarıyla, ekibiyle beraber çek edilirdi. Yanlışlık var mı, diğer kanunlarla uyuşma var mı, yok mu, zıtlıklar var mı, yok mu? Oradan onay aldıktan sonra bakanlar kuruna giderdi. Ve hata yapılmazdı kanunlarda. Şimdi kanun gönderiyorlar. Ne olduğu belli değil. Kanun çıktıktan sonra yanlış yaptıklarını görüyorlar. Nasıl düzelteceğiz? Genelgeyle. Devleti yok ettiler. Maalesef. Yani. Zaten müsteşarlar vardı. Onlar da devlet aklıydı az önce e, söylediğiniz. Müsteşar, tabii. Müsteşarları ka kaldırdılar. Eski milletvekillerine bakan yardımcısı yaptılar. Kayyum. Dolayısıyla <laughs> öyle bir mi Her bakanlıkta işte, parti komiseri aslında. Yani her bakanlıkta bakan getirdiler. Ama bakanın yanına birer tane de bakan yardımcısı olarak. Dört parti tane komiseri. var. Parti, şöyle. evet parti komiseri e, veriyorlar şimdi. <laughs> parti komiserleri yani kayyumlar aslında yönetiyorlar. Yani Milli Eğitim Bakanı ne derse desin. Alttaki kayyum ne diyorsa o olacaktır. Çünkü saraya doğrudan bilgiyi veren odur. Bakanlar bile çoğu zaman Erdoğan'la zaten görüşemiyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimine gelelim. Evet. Ben e, ısrarlı ve sıklıkla yazıyorum. Evet. Anayasanın 101. maddesine göre Erdoğan iki kez aday olabilir. Evet. Veya siz kimse yani bir kişi. Evet. E, anayasanın hükmü en fazla iki kere aday olabilir. Evet. 2014 ve 2018'de iki kere evet. seçildi ve 2023'te yapılacağını varsayalım evet. cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Hmm. E bu konuda CHP'nin size göre bana göre ve birçok hukukçuya göre. E, hukukçulara göre hukukçulara de öyle doğru. Göre de öyle. Peki buna e, kararı kim verecek? E, buna kararı Yüksek Seçim Kurulu Güzel. verecek yüksek herhalde. Yandaş seçim kurulu ya yani da Yüksek bir... Seçim Kurulu'nun bağımsız bir iradesi var mı? Yok. İstanbul yüksek Seçim Kurulu'nda görüldü. Aynı zarfa aynı kişi tarafından aynı zarfa konulan dört tane pusuladan birisini geçersiz saydı, üçünü geçerli saydı. Bunu yapan bir Seçim Kurulu bağımsız karar verebilir mi? Hukuktan yana karar verebilir mi? 51. sefer seçime girse, Yüksek Seçim Kurulu 52. seferde girebilir diye karar alır. Doğru. Adım gibi eminim bundan. Orası tamamen sarayın kontrolünde olan bir yer. Erdoğan ne derse onu yapacaktır. Peki, bir iki, bir diyelim. iki vicdanlı var. Bir iki vicdanlı var orada. Onun dışındakilerin tamamı iradesi yoktur. Sıfırdır iradeleri. Peki Erdoğan başvurdu. Adım adım gidelim ve yandaş seçim kurulu kabul etti diyelim. Evet. Ee, peşinden Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkı diğer adaylar Başvuramıyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu kararlarına Anayasa Mahkemesi bakmıyor. Ama e, örneğin e, ben aday oldum diyelim ben kişilik haklarım ihlal oluyor, hakkı olmayan biri adayım desem, hukukçular o konuda olumlu görüş veriyor anayasa profesörleri. E, ee, anayasa mahkemesi değiştirdi. kişilik başvuru hakkı. Oraya da onun kişisel. için hülle yoluyla adam tayin ediyor. Orayı da kitlemek istiyorlar. Kitleti zaten. Oraya da gene kendi arkadaşlarını, yandaşlarını, seçtikleri kişileri önce çağırıyor saraya. Saraydan bunlardan söz alıyor. Bana bağlı alacaksın diyor. Allah biri el öpüp bağlılık yemini de ediyorlar. Sonra usulen anayasa mahkemesine atanıyor diyor tabi. Efendim tabii şöyle e, bu anayasa ihlali olacak. Üçüncü kere aday oldu. Dediğiniz gibi e, YSK ve anayasa mahkemesinde Orhan bunu... Bey anayasa askıda zaten. Hangi anayasa? Hangi anayasa? Nasıl bir tavır Şimdi alıyorsun? ben size şunu söyleyeyim. Güvenlik güçleri şiddet uyguluyor. Siz gazeteci olarak fotoğraf çekiyorsunuz. Fotoğraf çekemesin diyor. Maalesef. Hukukun, anayasanın, yasaların size verdiği yetki bir genelgeyle diyor ki bir dakika diyor. Yapamazsın diyor. Bir e anayasaya aykırı hangi anayasa? Anayasanın Kim rafa verecek? kaldırıldığını söylüyorsun. Tabi anayasa şu anda rafa kaldırılmış vaziyette. Ama sadece. bu demokrasimiz için korkunç kötü bir şey. Ve maalesef Zaten o tablo yaşıyor. neden diyorum ben 20 Temmuz sivil darbesi yaşıyoruz diye? Bunun için diyorum. Askeri dönemlerde ne varsa daha fazlası bu dönemde var. Daha fazlası. Gazeteciler evet. dövülüyor, değil Maalesef. mi? Dövenler belli aslında. Talimatı verenler de belli. Ama dokunulmuyor onlara. Size de saldırı oldu. Evet saldırı oldu. Linç girişimi. E, bu konunu sallayarak. Üstelik devletin önünde. Evet. Bakanlar orada, polisi orada, jandarması Hepsi orada. Hepsi oradaydı. Ne oldu? Bir kişi gözaltına mı alındı? Tutuklandı mı? Yok. Hukuk diyoruz. Kanun diyoruz. Adalet diyoruz. Anayasa diyoruz. Yasalar diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz. Nerede bunlar? Adalet Bakanlığı diyoruz. Savcılar diyoruz. Hakimler savcılar yüksek kurulu ya da kurulu diyoruz. Nerede bunlar? Bu kurullar tamamen ipotek altında, iradeleri ipotek altında. Dolayısıyla şu anda o nedenle diyorum kimsenin can ve mal güvenliği yoktur diye. O nedenle iş adamı gelip yatırım yapmıyor. Niye yatırım yapsın? Nasıl yapacak yatırımı? Bunların hiçbirisi yok. Nasıl? Ama düzelteceğiz bakın Orhan Bey. Bütün bunları anlatıyorum bunları düzelteceğiz. Yani Millet İttifakı'nın iradesi Türkiye'yi gerçekten de çağdaş uygarlığa taşımaktır. Bireysel çıkarların, çıkarların çok ötesinde, her birimizin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu devlette yaşayan insanlara ve onların gelecek olan nesillerine güzel bir Türkiye'yi bırakmak gibi bir yükümlülüğümüz vardır. Biz bunu yapacağız. Gazeteci olarak bizim de var bu yükümlülük. E, Doğruları tabi, yazmak, tabi, özgürce tabi, yazmak. Tabi, tabi. Ama medyada büyük baskı altında. Hadi saldırılar bir tarafa. Fakat yani hukuk ceza vermese de efendim insan kendi vicdanını da affedemiyor. Yani e, size kalkıyor bir e, işte kendini bilmez evet. yumruk atıyor. Yani evet. bu demokrasiye atılmış bir yumruk. Evet. Ben 50 yıllık gazeteciyim. 3 kişi gelmiş arkamdan saldırıyor. Evet. E, torunum yaşındalar belki ben evet. 70 yaşındayım. Tabii. Hiç utanma sıkılma yok. Öf, adet, gelenek, tanıma yok. Ve e, buna rağmen benden sonra da devam etti saldırılar Tabii. biliyorsunuz yani. Sorun saldıranlarda değil. Saldırma talimatını verenlerde. Doğru. Sorun orada. Yani Ve yargının da yakalarına yapışmamasından. E, tabii karen. yargı yak, yapışmaz. Yapışamaz. Tabii yok mümkün değil. Çünkü yargı baskı altında. Hakim iradesini ortaya koyamıyor. O da baskı altında. Yani dediğim gibi yani adı konmamış. ...bizim sivil darbe olarak tanımladığımız... ...bir darbe sürecini yaşıyoruz yani... ...her alanda bu yaşanıyor... Yani ...darbe zaten. liderlerine de ne denir... ...onlar değişik tanımlanıyor zaten... Evet. ...bütün dünyada tek adam... ...diktatördünüz... Dejimi. ...tek adam rejimi, evet. diktatör. diktatör... ...ve pek diktatör çok şey yani. söyle... ...zaten bakın şimdi şöyle bir tablo var... Ee, ...Orhan Bey... ...bir Cumhur ittifakı var... ...bir de Millet ittifakı var... ...Cumhur ittifakında ...her şey tek otoriteye bağlı... Her şey tek otoritenin aldığı kararla yürüyor. Orada demokrasinin desi bile yok. Demokrasinin desi bile yok. Millet ittifakında oturup konuşma, tartışma, istişare yapma gibi bir demokratik altyapı var. Güçlü bir altyapı var. Zaten bizi ayrıştıran temel noktada bu. Efendim ee, bizler aşı olduk. Siz de oldunuz değil mi? Evet, ikisini? evet. Fakat e, Mart ayında 50 milyon Nisan ayında 50 milyon daha aşı gelecek diye Sayın Sağlık Bakanı açıkladı. Defalarca söylediler. Evet söylediler. 100 milyon aşı gelmedi. Ee, ve işte bu yasaklar var. ve Bu yasaklar dolayısıyla yapılan e, test sayısında azalma var. Tabi hasta sayısı ve vefat sayısında da azalma var. E, bu aşının gelmemesi için şöyle bir şey yaşandı. Çin'den gelecekti aşı. E, siz 1 milyon aşının Türkiye'ye bedava gönderildiğini, evet, bağış ücretsiz, olarak gönderildiğini evet. e, ve bunun maalesef satıldığını ilan edince Devlet acaba, Malzeme Ofisi'ne satıldı. Evet. Acaba Çin hükümeti kızdı da onu için mi göndermiyor? Hayır efendim. E, neden gelmiyor 100 milyon doz aşı? Yapılan sözleşme 50 milyon doz. O da gelmedi. O da gelmedi. <laughs> o da gelmedi. Neden gönderiliyor şimdi? Ya paranızı ödemiyorsunuz. Ya aracı firmanın sorunu çıktı, gelmiyor. Hadi oradan gelmedi. Eee Biontech gelecekti. Ne oldu? O? Niye gelmedi? Haziran sonu diyorlar onun işi. Orhan Bey az önce söyledim. Devlet yönetilmiyor. Devleti yönetemiyorlar. Yönetme güçleri, yönetme kapasiteleri, yönetme birikimleri, yönetme bilgileri yok bunların. Bunlar günü birlik yaşıyorlar. Günü birlik Türkiye Cumhuriyeti devletini yönettiklerini sanıyorlar. Siz 3 gün sonrasını, 5 gün sonrasını, 50 gün, 100 gün sonrasını bilmezseniz, 5 yıl sonrasını bilmezseniz, planlamazsanız devleti yönetemezsiniz. Elin oğlu 50 yıl sonra ne olacak? 100 yıl sonra ne olacak? Onu planlıyor. Biz ne yaptık? Devlet planlama teşkilatını kapattık. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Aşı üreten üfsüz sahayı kapattık. Üfsüz sahayı kapattık aşı üreten. Yani AKP kapattı. Evet evet, evet evet yani evet. Kapattılar bunların. Çünkü dediğim gibi birilerinden talimat alıp gereğini yapıyorlar. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarlarını, bu ülkenin insanların çıkarlarını asla düşünmüyorlar. Kendileri ve ailelerinin çıkarları esastır bunlar için. Dar bir alan ve bir de onların biraz daha çemberin ikinci halkasında da beslemeleri var bunların. En ön bilinen aktörleri de bizim beşli çete olarak tanımladığımız kişiler. Az önce söyledim. 54 milyar lirayı veriyorsunuz sayı 50'yi geçmeyen kişiye. Müthiş bir para. Peki diğerleri? Bir de dönüp diğerlerinden de diyorsunuz ki vatandaşa, ya bankaya hesap açtım, bana biraz para verirseniz ben yoksullara yardım edeceğim. Dünyada böyle bir örnek yok bakın. Evet şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti savaşa girse kendisine ait kim? mülkiyeti kendisine ait tek bir doları bile yok. Bir doları bile yok. Merkez Bankası'nın rezervi ne kadar? Eksi 60.4 milyar dolar. Başkalarından borç almışız. Yani daha doğrusu başkalarına demişiz ki ya bunu biz ödünç ver bize. Almışız, koymuşuz oraya duruyor orada. Ama para bizim değil. Ya Çok ya da vahim başladı. bir tablo Evet. Savaşa girsek bir dolarımız yok Niye Yunanistan Dışişleri Bakanı Gelip Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devletine Bakanın önünde Meydan okuyor Düşünebiliyor musunuz? Evet. Bu aslı olmazdı Çünkü devletin bir gücü vardı Bir saygınlığı vardı Haddine mi gelecek Yunan Tabii. Bakan burada? O da biliyor ki Bunların bir doları bile yok o da biliyor ki bunların dünyayla ilişkileri kesilmiş. Herkes düşman bunlara. O zaman ben de bindireyim diyor. Nerede? Kendi ülkesinde değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinde gelip bu meydan okumayı yapıyor. Bu. Arada. E Türkiye Efendim... bu hale kim düşürdü? Bakın bunu herkesin düşünmesi lazım. Bu hale Türkiye'yi kim düşürdü? E devleti yönetenler. Bunlar. Efendim 19 yılda 19 Türk adası Ege'de işgal edildi. 12 adı olarak tanımlanan evet. ve silahsızlanma şartı olan. Lozan Anlaşması'na evet. göre oralarda silah olmayacak. Olmayacak. Silahlanma olmayacak. Havaalanı Hava yapıldı, silahlandırıldı askeri birlik. Efendim. E, Yunan Cumhurbaşkanı geliyor Türk toprağında, Yunan Cumhurbaşkanı mangal yakıyor, ziyaret evet. ediyor Türk toprağında. Evet. Sesleri mi çıktı? Çıkamaz efendim. Ben bunu gündeme getirdiğimde Erdoğan şöyle bir açıklama yapmıştı talimat verdim. O konuyla ilgili bir araştırma yapacaktı İçişleri Bakanlığı. Ben çıkıp söyleyeceğim. Doğru evet. Yıllar geçti hiçbir şey yok. Ne söyleyeceksin? Lozan'a göre onlar silahsız olması lazım o adaların, Ege adalarının. Geldi adam silahlandırdı, askeri birlik koydu. Cumhurbaşkanı geldi, Yunan Cumhurbaşkanı geldi, Genelkurmay Başkanı geldi. Hepsi baktılar. Bizimkiler sadece nal topladı, nal. Evet, Türk topraklarında Yunan vali var, Yunan kaymakam var, Yunan silahlı kuvvetleri Öyle. var. Ondan sonra vatanın tek bir taşını vermeyiz düşmana diye ee, şehitler veriyoruz Güneydoğu'da. Ama Ege'de de işgal var. Cumhuriyet tarihinde kendi toprağını terk eden tek hükümet bunlar. Evet. Süleyman, Süleyman Şah. Şah kendi toprağı. Orası bizim, bize ait bir yer yani. Bize ait yeri. Hani bir düşmanla çarpışırsın da dersin geri çekildik ya terör örgütüne teslim ettiler ya. IŞİD terör örgütüne teslim edildi ya. Maalesef. Efendim süremizi dolduruyoruz. Sohbet de evet. güzel oluyor ama şu Cumhurbaşkanlığı adaylığınıza evet. gelelim. Burada Hı. ilk defa mı açıklarsınız Hı. bilmiyorum. Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Şöyle bizim malum az önce de söyledim bir millet ittifakımız var. Eee İttifakla istişare yapmadan doğru olmaz bu. Ama ittifak derse ki olacaksın, oluruz o zaman. Dediğim gibi bu tamamen ittifakın kendi içinde oturacağı, konuşacağı bir olay. Bugünden zaten Cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı da çok doğru bulmam. Bu belli bir zaman dilimi içinde. Taşlar yerine oturur. Ondan sonra oturur bunu konuşuruz. Her partinin mutlaka saygıdeğer liderlerin de, ittifak oluşturan liderlerin de mutlaka kafasında... Bazı sorular vardır, yanıtlar vardır. Adaylar vardır. E, adaylar yani. vardır. Tabii bu belli bir zaman dilimi içinde bir araya. Önce biz şu güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi anlıyoruz? Onu önce bir kamuoyuyla paylaşmak Onun zorundayız. Onun metni ilerliyor mu? E, i̇lerliyor. E, görüşüyor. Her e, partiden bir genel başkan yardımcısı bu konuyla ilgileniyor. O genel başkan yardımcıları zaman zaman bir araya geliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bugün de çevrim içi. Görüşecekler kendi bir araya gelip görüşecekler. Ortaya bir metin çıkar. Bu metin hepimizin uzlaştığı bir metin olur. Bunu kamuoyuyla paylaşırız. Böylece ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, hangi gerekçeyle yapacağımızı da liderlerin her birisi o metne bağlı kalarak çıkarlar. Kamuoyunda paylaşırlar bunu. Buradaki amaç ne? Yaşanabilir bir Türkiye aslında. Beraber yaşayacağım. Bizim gibi düşünmeyen insan da pekala bu ülkede huzur içinde yaşayabilmeli mi? Ben hep şunu söylerim. Yani bize oy verin. Bizi rahatlıkla eleştirmek için bize oy verin. Ve bizi eleştirdiğiniz zaman da acaba başım belaya girer mi diye düşünmeyeceğiniz için bize oy verin diyorum ben. Öyle olması lazım. Mesela Cumhurbaşkanı hakaret maddesi. Onu kaldırmayı mı düşünüyorsunuz? Efendim Cumhurbaşkanı İlteci. tarafsız şimdi bize her şeyi söylüyor. Biz söylediğimizde hakaret, e sen bize söylediğinde e Cumhurbaşkanı söyledi, o hakaret edemez. Olmaz, Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması lazım. Partili Çünkü, olmayacak. Partili olmayacak zaten. Partili olduktan sonra Cumhurbaşkanı devletin sigortası olacak. Bakın, devletin sigortası Cumhurbaşkanı'dır. Sigortayı gevşediği zaman elektrikler söner veya bozulduğunda. Devletin sigortası olacak, o zaman Ne olacak? Liderler arasında sorun çıktığı zaman çağıracak beyler gelin bakalım ne oluyor? Niye anlaşamıyorsunuz? Beyler ya? bayanlar. Tabii beyler bayanlar diyecek. Şimdi öyle bir daveti yapacak pozisyonda değil. Çünkü Cumhurbaşkanı değil. Bir partinin genel başkanı. Peki şöyle bir şey ee, sorsam. E, şimdi Türkiye'nin ikinci büyük partisi, evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Dolayısıyla Erdoğan'ın da seçime girdiğini farz ederek... Evet. İlk turda da seçilemezse ikinci tura büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisinin veya ittifakın adayı i̇ttifak. kalacak. Hı. E, Cumhuriyet Halk Partisinin diğer partilerden bir isme adaylığına nasıl bakarsınız? İttifaka bakacağız. İttifakın adayı olarak. İttifak çıkarsın. uzlaştığı andan itibaren hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir Peki sorunumuz ittifak yok. partileri olarak. Şu anda tabii böyle bir ittifak evet. yok. Aslında yerel seçimde bitti ittifak. Evet, evet. Ee, ama son ittifak diyelim, Millet İttifakı, İyi evet, Parti, tabii. Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyet evet, Halk Partisi'ydi. Evet. Dolayısıyla bu ittifakı genişletmek, güçlendirilmiş parlamenter tabii. rejim isteyenlerle, ee, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile veya Doğru Parti var, Genç parti var, birçok evet, parti var artık. Var, evet, evet. Ee, güçlendirmeyi hedefliyor musunuz? Ben şahsen isterim ama dedim ki buna karar verecek olan yine ittifakın ana aktörleri. Ben tek başıma karar veremem. Ben isterim ittifakımız güçlü olsun, daha yeni aktörler gelsinler. Aynı şeyleri paylaşıyorsak, aynı konuda mücadele ediyorsak, Türkiye'nin huzuru için, birliği için, beraberliği için eğer bir mücadele verilecekse biz bunu yapabiliriz. Yani fedakarlık düşün... ederiz. Başka bir partiden yani cumhurbaşkanı adayı da olabilir Her demek zaman, her zaman yani. Olabilir. Konu bir bir kişi değildir konu. Konu Türkiye'dir. Türkiye'nin çıkarlarıdır konu. Ali olur, Veli olur. O ayrı bir şey. Ama konu üzerinde titrediğimiz, ittifakı oluşturduğumuz temel mesele Türkiye'nin refahı ve Türkiye'nin huzurudur. O çerçevede oturup anlaşırız o çerçevede kararlarımızı alırız. O çerçevede uygulamaya koyarız ve hepimiz arkasında da aslanlar gibi dururuz yani. Efendim şöyle bir durum olsa, şimdi e, anketler gösteriyor ki AKP ve MHP'de oy kaybı devam ediyor. Evet. 2023'e kadar gene evet. devam edebilir. Sayın Erdoğan, siyaseti bilen bir insan, siyasetin evet. içinde genç yaştan biri evet. olan bir insan, şöyle bir öneriyle size gelse Peki güçlendirilmiş parlamenter rejim olsun. Gelelim artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimi yapmayalım. Milletvekili seçimi. Parlamenter rejim yapıp anayasayı değiştirip yapalım. Çünkü bir yıl kala olamıyor. Ama bu evet. sene yapılsa yani 2021'de böyle bir öneriyle gelse bir rejim bir anayasa değişikliğiyle o zaman e, nasıl bakarsınız? Erdoğan yani? öyle bir öneriyle gelmez. Gelemez. Çünkü Erdoğan Esir alınmış vaziyette, siyaseten. Öyle bir öneriyle gelme şansı yok. Kimler esir almıştır? Ee, Bahçeli asla ona izin vermez. Öyle mi? E, elbette yani. Koydu, yazdı 100 maddelik anayasayı. E, onu da gönderecek AK Parti'ye. Buna göre yap diyor. Biz bunun arkasındayız. E, yapmazsan ne olacak onu bilmiyoruz. Ama bugün gayet açıklamasını yaptı. Kendisine göre ilkeleri koymuş durumda. 100. yılında 100 tane madde yapıyorum diye yazdım diyor. Biz bunu hazırladık diyor. Şimdi tebliğ edeceğim diyor. O e tebligatı da herhalde bugün yarın yapmış olacaktır yani. Peki süremizi geldik sonuna. Evet. Size de doyum olmuyor. Sağ hani olup, gazeteci olup, o olup, kadar evet. çok soru var evet. ki. Bir de evet. mesajlar da geliyor çok evet. ama e, gençlere, Z kuşağına, emeklilere, evet. e, işsizlere, ev hanımlarına sanayiciye, esnafa, tüccara 3-4 dakika kesintisiz nasıl bir Türkiye ne vaat ediyorsunuz bunları Öncelikle bir anlatalım. herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye. Parası olanın, yatırım yapmak isteyenin, rahatlıkla huzur içinde yatırım yapabileceği bir Türkiye. Sağlıklı bir planlama, bir çiftçi neyi ekecek, kaçtan satacak, eğer satamazsa o malı devlet satın alacak. Bilecek ki ben bir şeyi planlı çerçevede ekersem asla zarar etmeyeceğim ve kazanacağım. Yani üretenin zarar etmeyeceği bir e, sağlıklı ve tutarlı planlama. Üniversitelerin gerçek anlamda bilgi üretmesi lazım. Bilgi üreten üniversiteler çok değerlidir. Bilgi üreten üniversiteler katma değeri yüksek ürün üretmemizin ana anahtarıdır. Bunu da bir yazalım ve bir bir köşeye koyalım. Gençler ee, aslında en büyük zenginlik kaynağımızdır. Ee, 2035'ten sonra Türkiye yaşlanmaya başlıyor. Dolayısıyla gençlerin bütün dinamizminden, bilgisinden, becerisinden Türkiye Cumhuriyeti devletinin yararlanması lazım. Onları küstürmemesi, onları umutsuzluğa sevk etmemesi gerekiyor. Tam tersine onlara umut vermesi, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için de yönetim kadrosunun elinden gelen bütün çabayı e, göstermesi gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerde İster bugün, ister yarın, ister 2023'te ne zaman yaparlarsa yapsınlar. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan bu ülkenin gençleridir. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç özgür bir Türkiye istiyor. Konuşan bir Türkiye istiyor. Rahmetli Demirel'in dediği konuşan bir Türkiye istiyor. Kavgasız bir Türkiye istiyor. Sorunlarını çözen komşularını örnek olan bir Türkiye istiyor. Dolayısıyla 6 milyon 300 bin genç bu ülkeye demokrasiyi getirecek. Dünya siyaset tarihine otoriter bir rejimi nasıl ben sandıkta seçimle yendim bunun mesajını bütün dünyaya verecek. Bu çok değerli bir mesaj aslında. Dolayısıyla gençler onlara büyük umudum var. Gençlerden çok büyük beklentim var. Beklentim var bunları yapacaklar. Son soru kısa bir cevap evet. süremiz oldu. Evet. Rejiden de arkadaşlarımız evet. söylüyor. Türkiye'yi seçilirseniz saraylardan mı yöneteceksiniz? Asla. Asla. Çok halktan, teşekkür ederim. Halktan kopuk olan bir lider kendi halkını yönetemez. Çok teşekkür ederim Sağ konuk ettiğiniz Sağ için. Efendim. Gayet açık ve net yanıtlar Sağ verdiniz. Değerli izleyiciler Yeni Çağ TV YouTube sayfasına abone olun lütfen ve gerçek özgür haberleri Yeni Çağ Gazetesi'nden web sayfasından izleyebilirsiniz. Yeni Çağ TV'de de söyleşlerimiz devam edecek. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, Sağ olun efendim.